yıldızların izinde. Habib İbni Zeyd el-Ensari radıyallahu anh. Allah'ın Resulü yanındaki ashabına Necid bölgesinden elçilerin getirdiği mektubu okumalarını buyurdu. Esasında Allah Resulü de, ashabı da mektubun pek hayra alamet olmadığını biliyorlardı. Peygamberimizin vahiy katibi Ubey bin Ka'b mektubu okumaya başladı. Allah'ın Resulü Müseyleme'den yine Allah'ın Resulü Muhammed'e selam olsun. Ben seninle birlikte peygamberlik vazifesine ortağım. Yeryüzünün yarısı bize, yarısı da Kureyş kabilesine aittir. Ancak Kureyş haddini aşan bir kavimdir. Mektup okunduktan sonra Hazreti Peygamber elçilere sordu. Siz ne diyorsunuz? Elçiler, biz de onun dediği gibi diyoruz dediler. Mektubu gönderen peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan Müseyleme'ydi. Bu kez Müseyleme haddini fazlasıyla aşmıştı ve yazdıkları yalandan başka bir şey değildi. Bu durum karşısında hiddetlenen Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Eğer elçilerin öldürülmeyeceğine dair bir kaydı olmasaydı, sizin boynunuzu vurdururdu. Hazreti Peygamber Ubey bin Ka'ba şu mektubu yazdırdı ve elçilerle birlikte gönderdi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah Resulü Muhammed'den, yalancı peygamber Müseylemetül Kezzab'a. Selam hidayete tabi olan kimselerin üzerine olsun. Bundan sonra bilesin ki yeryüzü Allah'a aittir. Onu kullarından dilediğine ihsan eder. Hüsnü akıbet ise müttakilerindir. Allah'tan korkan mümin kullara aittir. Sen ve beraberindekiler eğer tevbe ederseniz Allah da seni ve seninle beraber tevbe edenleri affeder. Medine, Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara kucak açtıktan sonra Müslümanların Mekke'de çektikleri sıkıntılar sona erdiği gibi sulh ve huzur ortamında İslam hızla yayıldı, gelişti. Hicretin 9. yılına gelindiğinde İslam devleti Arap Yarımadası'nın büyük bölümüne hakim olmuş, İslam orduları fetih üstüne fetih gerçekleştiriyordu. Müslümanlar kuvvetlenmiş, İslam devletinin temelleri daha da sağlamlaşmıştı. Her gün Efendimizin huzuruna Arap kabilelerinden heyetler geliyor, ona bağlılıklarını beyan ediyorlardı. Bu huzur ve sulh ortamını bozansa Necid bölgesinden gelen haberler olmuştu. Daha önce kabilesinden Benu Hanife heyeti ile gelip Müslüman olan Müseyleme İbni Habib isimli kişi kabilesine döndükten sonra İslam'dan çıktı. Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara karşı duyduğu kıskançlık duyguları onu tamamen esir aldı. Artık haset ve hırsının kölesi olmuş, akla hayale gelmedik sözler söylemeye başlamıştı. Çevresinde topladığı kişilere, ''Nasıl Muhammed bin Abdullah Kureyş kabilesine peygamber olarak gönderildiyse, beni de Allah, beni Hanife'ye peygamber olarak gönderdi.'' diyordu. Müseyleme'nin söylediği yalanlara kavmi menfaatleri sebebiyle inandı. Kendi kabilelerinin öne geçmesini istedikleri için, yani kabile asabiyeti sebebiyle onu desteklediler. Bir takım münafıklar ve müşrikler de onların yanında yer aldılar. Kavminden kimseler şöyle diyordu. Muhammed'in doğru, Müseyleme'nin yalan söylediğini kabul ediyorum. Ancak kavmimin yalancısı, onun kavminin doğrucusundan daha iyidir. Müseyleme daha ileri gidip, Rahman isminde bir melekten vahiy aldığını söylemeye başladı. Hatta Kur'an surelerine nazire yaparak sureler uydurmaya kalkıştı. Bunlar Kur'an karşısında gülünç ve basit olsa da insanlar kıskançlık ve kabilelerini öne geçirme hırsıyla ona inandılar. Necid bölgesinden gelen haberler Hazreti Peygamber'i ve Müslümanları çok üzüyordu. Müseyleme gün geçtikçe etrafındaki insanların sayısını artırıyor, kuvvetleniyordu.
bozgunculuk ve sapıklığı artık tahammül sınırlarını aşmıştı. Hazreti Peygamber artık bir şeyler yapılmasının zamanı geldiğine kanaat getirdi ve ona bir mektup yazdı. Ancak mektubu cesur ve mert biri götürmeliydi. Zira bu görev tehlikeliydi ve göndereceği elçi bir anlamda ölüme gidiyordu. Efendimiz bu görev için Habib İbni Zeyd'i seçti. Habib, Hazreti Peygamber'in "Allah sizin aileyi mübarek kılsın, Allah sizin aileye rahmet etsin" diye dua ettiği bir ailede dünyaya gelmişti. Ailesinin her bir ferdi İslam davası yolunda nice fedakarlıklarda bulunmuştu. Habib'in babası Medine'deki ilk Müslümanlardan olan Zeyd İbni Asım'dı. Medine'den Hazreti Peygamber'e biat etmek üzere giden 70 kişilik grubun içinde karısı ve oğullarıyla birlikte yer almıştı. Annesi, İslam dinini, Hazreti Peygamber'i korumak için silah kuşanan ilk kadın olan Ümmü Ammara Nesibe el-Mazine'ydi. Kardeşi Abdullah İbni Zeyd ise Uhud Savaşı'nda Allah Resulü için kendini siper etmiş bir cengaverdi. Habib İbni Zeyd, Akabe'de daha küçük bir çocuktu. Ancak Hazreti Peygamber'in elini küçük eliyle tutup biat ettikten sonra onun içinde yeni bir dünyanın kapıları açılmıştı. Efendimiz'e karşı sonsuz bir sevgiyle doluydu o güzel gönlü. Sonrasında da ailesinin diğer fertleri gibi İslam'ın fedakar ve cesur bir neferi olarak hizmet etti. Şimdi Hazreti Peygamber onu son derece zor bir görevle düşman topraklarına gönderiyordu. O ise gözünü kırpmadan bu görevi kabul etti. Baştan sonra silahlanıp Necid'deki Beni Hanife yurduna doğru yola koyuldu. Habib İbni Zeyd elleri ve ayakları bağlanmış bir şekilde korkunç bir kalabalığın karşısında dimdik duruyordu. Müseylime, Hazreti Peygamber'in kendisine gönderdiği mektubu okur okumaz kan beynine sıçradı. Gözleri kin ve düşmanlıktan neredeyse yerinden fırlayacaktı. Gözü dönmüş bir şekilde topladığı adamlarıyla beraber Habib İbni Zeyd'i sorguya çekmeye başladı. "Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ediyor musun?" dediler. Habib, "Evet, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Buna şehadet ediyorum." dedi. Habib'in vakur duruşuyla verdiği bu cevap Müseyleme'nin öfkesini daha da arttırdı. Avaz avaz bağırdı. "Öyleyse seni paramparça edeceğim." "Ne yaparsan yap." dedi Habib. "Ben de senin yalancı olduğunu son nefesime kadar haykıracağım." Aldığı bu cevaplar karşısında Müseyleme daha fazla öfkelendi ve sormaya devam etti. "Ya benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ediyor musun?" deyince Habib onu can evinden vuracak cevabı büyük bir soğukkanlılıkla verdi. "Ey yalancı! Ey Allah'ın düşmanı! Seni asla tasdik etmeyeceğim." Müseyleme öfkesinden titriyordu. Habib yanı başında duran celladına kükredi. "Onun vücudundan bir parça kes." Cellat kılıcıyla vücudundan bir parça kesmesiyle beraber Habib yere yuvarlandı. Müseyleme sorusunu tekrarladı. "Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ediyor musun?" Habib, "Evet. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ben buna şehadet ediyorum." "Ya benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ediyor musun?" Habib, "Asla kabul etmeyeceğim." dedi. Öfkesinden bir canavara dönüşen Müseylime her seferinde soruyor, istediği cevabı alamayınca da işkencesine devam ediyordu. Habib İbni Zeyd'in azimli ve cesaretli duruşu karşısında herkes şaşkınlık içerisindeydi. Bütün eziyetlerine rağmen Habib'in inancında en ufak bir sarsılma ve değişme olmadı. O, "Muhammedur Resulullah" diyor, başka bir şey demiyordu. Allah'a ve Resulüne olan imanı, sevgi ve bağlılığı çetin bir imtihandan geçiyordu. Hiçbir darbede korkmadı, sarsılmadı. Düşmanlarının eziyetleri onu daha da güçlendirdi. O, Akabe'de Resulullah'a verdiği sözü hiç unutmadı. Bir çocuk safiyetinde olan imanında hiç değişme olmadı. Küçücük elleriyle tuttuğu Resul-i Ekrem'in ellerini son nefesine kadar bırakmadı. Şehadeti yudum yudum içerek Cenab-ı Allah'ın en güzel mertebelerine layık oldu. Annesi Nesibe Hatun'a şehadetini haber verdiler. Küçük oğlu ciğerparesi Habib şehit olmuştu. Ama o
imanının verdiği metanetle şöyle dedi: "Onu bugünler için doğurdum. Allah'tan onun için ecir diliyorum. O küçükken Akabe gecesi Resulullah'a biat etmişti. Büyüyünce ona verdiği sözü tam olarak yerine getirdi. Eğer Allah Müseyleme'ye karşı bana bir imkan verirse, arkasından kızlarını mutlaka ağlatacağım," dedi. Hazreti Ebubekir'in hilafeti zamanında Nesibe Hatun'un dileği de yerine geldi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Müseylemetül Kezzab'ın üzerine bir ordu gönderdi. Bu orduya Nesibe Hatun ve oğlu Abdullah İbni Zeyd de katıldı. Yemame Savaşı'nda Müslümanlar yalancı Müseyleme'ye büyük bir hezimet yaşattılar. O ve ona inananlar bir daha başlarını kaldırmaya cesaret edemediler. Nesibe Hatun savaş meydanında haykırdı: "Nerede o Allah'ın düşmanı? Bana Allah düşmanını gösteriniz," dedi. Büyük bir cesaretle savaşın orta yerinde safları yararak yalancı Müseylemetül Kezza bağırıyordu. Müslümanlar ona Müseyleme'nin aldığı darbelerle yerde yatan cesedini gösterdiler. Allah onun dileğini kabul etmişti ve oğlunun intikamını almıştı. Abdullah İbni Zeyd, Nesibe Hatun, Zeyd İbni Asım ve Habib İbni Zeyd. İmanla yoğrulmuş ve kenetlenmiş kutlu bir aile. İslam'a ve Müslümanlara adanmış bir ömür. Onlar ilk andan son nefeslerine kadar sözlerine sadık kaldılar. Allah'a ve Resulüne olan sevdaları, hayatlarıyla ve ölümleriyle her Müslümana örnek oldular. Allah Resulü'nün işaret ettiği en parlak yıldızların arasına adlarını yazdırdılar. Salatü selam, Ademlerin Efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde.